Evet değerli karantina TV izleyicileri e, bugün yine bir başkent gündemiyle e, bir aradayız Tur e, mimarlar odası Ankara şube başkanı Tezcan Karagözcan'danın başkent gündeminde benim kolaylaştırıcımla yine bir aradayız geçtiğimiz hafta özel nedenlerle ile bir programı yapamadık e, ama sonuçlar iyi e, gördüğümüz kadarıyla özel bir durumdu e, kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz e, çok teşekkürler Evet, e, bugün tabii özel e, bir gündem maddesi var. Konu başlıklarını ben söyleyeyim. E, Candan e, Tezcan Karakuş, Candan Hanım e, bunları üzerine özellikle düşüncelerini belirtecek. E, ben de e, soracağım. Evet Sarıçoğlu Mahallesi Restoranı e, restora, Restorasyon faaliyetlerini konuşacağız. Covid-19 COVID e, pandemi sürecinde Ankara. Ee, Göreme Peri Bacaları e, Bacası, Tele 1 ve Murat Ağerel aslında gazetecileri konuşacağız. Ama bu arada da Diyanet'in bu heybeli adadaki e, e, durumu tabii bu şey bağlamında e, COVID sürecinde kamu yapılarında konuşacağız. Evet ben çok fazla e, sözü uzatmadan e, Saroçoğlu Mahallesi restorasyon çalışmalarından başlayalım derim e, Tezcan Hanım buyurun sözsüzlükle. E, merhabalar. E, başkent gündem'i tabii çok e, yoğun hani Ankara e, başkent olunca Türkiye'nin bütün gündem'i de aslında e, bizim gündemimiz e, olmaya başlıyor ve bütün id idari kararlar burada verildiği için e, mu mutlaka e, Ankara'nın mimarlar odasının gündem'i haline geliyor. E, tabii Covid-19 süreci çok yoğun bir şekilde devam ediyor ama bir taraftan da ee, gerçekten talan devam ediyor. Saraçoğlu Mahallesi e, Ankara'nın e, gerçekten e, merkezinde bulunan e, güven parka e, işte 3 e, dakikalık uzaklıkta e, oradaki yapılarıyla, işte ağaçlarıyla aslında bir e, kültürel peyzaj alanı tescilli kültür varlığı ve Cumhuriyet'in ilk toplu konut alanı 1940'lı yıllarda yapılıyor. Bunun e, tabii ki buraya yapılmasının da çok e, önemi var. Çünkü e, Cumhuriyetin genel kentleşme politikaları açısından Atatürk Bulvarı e, temsil aksı olarak e, planlanıyor planlama sürecinde. Ee, ve Atatürk bulvarında da Kızılay'dan sonra e, Cumhuriyet'in temsil yapıları dediğimiz kamu yapıları işte Yargıtay'dan e, tutun da bakanlık binalarına İçişleri Bakanlığı'na meclise kadar giden güven parktan başlayan e, hükümet kartiyesi dediğimiz e, üçgen içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile taçlanan bir e, kamu yapıları aksı var bakanlıklarında içerisinde olduğu tam e, o bölgeye yakın yerde planlanmış ee, ilk e, toplu konut alanları yani bu şunu da gösteriyor e, cumhuriyet e, kendi kadrolarına kendi bürokratlarına e, yürüyerek ulaşacakları iş yerlerine yürüyerek ulaşacakları insan ölçeğinde e, yeşil alan içerisinde komşuluk ilişkilerini de geliştirebilecekleri bir e, lojman e, tasarlamış planlamış ve e, burada da e, işte e, CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan bir dolu sanatçıya kadar işte Akif Hamza Çebi de burada oturmuş durumda genel kurmay başkanları, kara kuvvetleri komutanları dönemin başbakanlarının da burada oturduğu aslında biraz toplumsal buluşma alanı da aynı zamanda Dolayısıyla Saraçoğlu mahallesi işte 400'e yakın konutuyla işte gerçekten ağaçlarıyla sokaklarıyla, yapılarıyla tescilli kültür varlığı. Birinci derece e, kentsel sit alanı. Buranın e, yıkımı gündeme geldi. Satışı gündeme geldi. 1994 yılında işte lojmanları satışa çıkarttılar. O dönemde de çok mücadele ettik ve Demirel veto etmek durumunda kaldı bu satışları. Sonrasında da yine işte AKP döneminde de burası kentin merkezinde çok önemli bir nefes alanı aslında. Buranın işte önce bir yıkımı gündeme geldi. Sonra riskli alan ilan edildi. Ee, ve sonrasında e, buranın lojman statüsü kaldırıldı, Maliye Bakanlığı'na e, devredildi. Sonra e, ekonomiye kazandırılması için emlak gayrimenkul yatırım ortaklığına devredilerek satışa sunuldu. Şimdi bütün bu süreçlerin hepsinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi, çok ciddi bir hukuksal süreç e, devam ettirdi. E, koruma amaçlı imar planlarını iptal etti, riskli alan kararlarını iptal ettirdi, lojman statüsünün kaldırılmasını iptal ettirdi, satışları iptal ettirdi. Yani inanılmaz bir e, süreç e, yaşandı. Hatta biz e, buranın geleceğine dair de ee, Saraçoğlu Mahallesi nasıl bir kullanım alanı, kamusal kullanıma e, e, şekillensin diye kent düşleri proje fikir yarışması da açtık. Hatta dönemin e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, bizim bu çalışmalarımızı çok yakından takip ettiği için Mimarlı Odası Ankara Şubesi'ne randevu verdi ve bütün bakanlık yetkililerine de dedi ki burası Ankara'nın incisi. Mimarlar Odası'nın bilgisi dışında bir şey yapmayın, Onlar ne derse onu yapın yaklaşımında da e, gerçekten önerilerde bulundu. Ama o süreçte 17-25 Aralık süreci yaşandığı için bakanlık kadroları değişti falan falan. Sonuç itibariyle gelinen noktada e, buradaki insanlar e, zorla evlerinden çıkarttılar çıkartıldılar. İşte sabah erken saatlerde balyozlarla kapılar kırıldı. İnsanlar evlerini terk etmek istemediler ki burada aslında devletin de üst düzey bürokratları oturuyordu. Emniyet müdürlerinden başbakanlık müşavirlerine işte yargıtay üyelerine kadar yüksek yargının temsilcileri de burada oturuyordu ve birçoğu burada direndi ve çıkmak istemedi. Aslında hükümetin memuruna karşı devletin memuru karşı karşıya geldiler. Çünkü hükümetin emriyle e, çıkartılmak istendi. Ama devlet memurluğu biliyorsunuz gerçekten kamu yararını korumak üzerine kurgulanmış. Cumhuriyetin genel politikası üzerinden. Dolayısıyla burada çok önemli bir süreç yaşandı. Aslında başka bir dönüşüm süreci yaşanıyor. İşte bir taraftan Dikmen Vadisi'nde gece kondularda insanları çıkartmaya çalışıyorlar. Oradaki insanlar barınma hakkı için mücadele ediyor. Bir taraftan Hacı Bayram'da e, işte Hacı Bayram'ı boşaltarak e, orada yeni bir dönüşüm yaratmaya çalışıyorlar. Hacı Bayram esnafı mücadele ediyor. Bir tarafta da aslında gelir durumundan baktığınızda Pozisyonlarına okumuş yazmışlarınıza baktığınızda da e, devleti temsil eden yüksek bürokratların oturduğu yerde de Saraçoğlu mahallesini boşaltmaya çalışıyorlar. Orada da bir direniş yaşandı ve dolayısıyla bu direnişler e, zorun gücüyle kırıldı e, ve Saraçoğlu mahallesi şu anda insansızlaştırıldı. Ve e, yaklaşık da 3-4 yıldır e, gerçekten e, hiç kimsenin olmadığı, e, akşamları evlerinde ışıkların e, yanmadığı, bir çöküntü alanı haline dönüştürmeye çalıştılar. Görüyorsunuz kapılarda kapılar işte çakılmış durumda, kırılmış durumda. Yine çatıların olukları sökülmüş durumda. Çatılar çok kötü durumda, içeriye akıyor. Duvarlarda çatlaklar var. Bütün bunların hepsinin aslında Koruma Kurulu tarafından, Büyükşehir Belediyesi tarafından ele alınarak korunması gerekiyor bir taraftan da çünkü Ankara'nın en önemli B. kent B. 1946 yılında yapılan tarihi bir mahalle değil mi? Yani burası bir de tabii, Alman mimar Paul, Paul Bonat tarafından, tarafından yapılmış. Tarafından. Evet Evet. evet. Tabii biz Alman Büyükelçiliği ile bu konuyla ilgili aslında çok fazla çalışma yürüttük. Hatta Alman Büyükelçisi ile birlikte alanı gezdik. Çünkü bu aynı zamanda iki kültürün ortak mirası. Yani e, mimarının Alman olması, oradaki aslında kendi biriktirdiği deneyimini Türkiye'de uygulaması. Aslında Almanya'daki mimarlık bakış açısıyla Türkiye'deki o milli mimarlık dediğimiz e, Türk e, evlerinin e, konut dokusunun mimari olarak uyuşmasını, bir e, uzlaşmasını, e, gösteren bir e, yapılaşma süreci şu anda e, bir yeni plan yapıldı buraya koruma amaçlı imar planı bu planda işte belli bölgelerdeki binaları koruyacaklar ama yeni bir yapılaşma da öngörecekler tam orta alanına altını da tamamen otopark yapacaklar. Şimdi bu zaten e, buna dava açmıştık biz ve davayı iptal ettirmiştik. Böyle bir şey olamaz çünkü tam kent merkezinin ortasında birinci derece kentsel sit alanının altına yani zaten ağaçların kökleri orada birleşmiş. Asırlık e, neredeyse çınarlar var kestane ağaçları var. Yani çok e, önemli bir e, bitki örtüsü oluşmuş. Kendi florasını ve faunasını oluşturmuş. Burada e, bülbüller var. E, burada sincaplar dolaşıyor. Böyle Böylesi bir yer kentin ortasında. Şimdi siz bunun altına girmeye başladığınız anda e, otoparka buradaki bütün doku bozulacak diye. Dolayısıyla mahkeme bizim lehimize iptal kararı verdi. Yeniden bunu e, aynı şekilde mahkemenin verdiği iptal kararının e, gerekçelerini dikkate almadan yine aynı şekilde altına otopark yapıp ortasına işte e, yeniden e, inşaat yapıp e, kenarlarındaki yapıları da restorasyonunu yaparak bunların satışını yapıp otel yapmak falan gibi bir yaklaşım var. Şimdi bu süreç de yargıya taşındı. Ee, zaten Saraçoğlu mahallesinin en üst kotundaki çünkü bu bir eğimli arazide yapılmıştır. Dolayısıyla tüm peyzaj dediğimiz o yeşil alan düzenlemesinin e, hepsi de o peyzaja göre yani o topografyaya göre şekillenmiştir. E, dolayısıyla en üst bölgesinde Şehircilik İl Müdürlüğü burayı otopark olarak kullanıyor. İç avluyu, yeşil alanın olduğu avluyu buna müdahale ettik de defalarca kez suç duyurusunda bulunduk. Şimdi de bu alana dair bizim bütün davalarımız devam ederken bir taraftan da işte bazı yapıların restorasyonunu yaparak otele dönüştürme gibi yaklaşımları oluşmuş durumda. Bunun da koruma kurulu kararlarını yargıya taşıdık ee, ve aynı zamanda e, şeyi de e, yargıya taşıdık e, ihale süreçlerini de yargıya taşıdık. Ama geçtiğimiz günlerde e, yine e, ihaleye verilmiş durumda buranın restorasyonunu yapmak üzere restorasyonunu e, yapan e, firma çok sabıkalı bir firma onu söyleyebilirim. Yani Gür yapı Restorasyon diye daha çok iktidara yakın ve bütün sıkıntılı restorasyonları yapan bir firmaya verilmiş ki bu da bizim açımızdan oldukça sıkıntılı zaten özgün durumunu da bozacak bu anlamda. Bu firma en son Süleymaniye Camisini mimar Sen Süleymaniye Camisini yaptığında restorasyonla akustiğini bozdu. Yani e, yıllarca e, ayakta kalmış e, caminin akustiğini bozdu öyle bir restorasyon süreci yaşadı Dolayısıyla bu bir katliama dönüşecek hele hele bizim yargı sürecimiz devam ederken Burası bütüncül bir alan bütün yapılarıyla birlikte yeşil alanıyla birlikte sadece 19 tane işte binanın restorasyonunu yapma yaklaşımı da doğru e, değil. E, burada tabii ki e, siyasal iktidarın e, bir rant politikası var. Dönem dönem burasının işte e, Bilal Erdoğan'ın vakfına verildiği tartışıldı. Şimdi birazdan Heybeli Adaya geleceğiz. Diyanete verildiği, her yere verildiği tartışıldı. E, dolayısıyla burada yerel yönetimin e, Büyükşehir Belediyesi'nin e, sorumluluğu ağır. Çünkü bu kent merkezinde kent merkezini Ankara'yı canlandıracak çok önemli Kızılay kent merkezini ve Ankara'yı canlandıracak bir kamusal kullanımla yeniden hayata katacak bir süreç size sunuyor. Bu konuda Ankara Şube olarak, Mimar Adası olarak çok fazla çalışma yaptık. Biz hocalarla görüştük, tartıştık. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Bey'i de davet ettik. Burada oturduğu için aslında anılarını anlatsın diye. Kendisi katılamadı ama Akif Hamza Çebi ile birlikte bize bir mektup gönderdi. Saraçoğlu Mahallesi'ne e, ilişkin ve nasıl yerel yönetimlere bahar geldiyse Saraçoğlu Mahallesi'ne de bahar geleceğini e, o mektupta ifade etti ve biz de bunu kamuoyu ile paylaştık. Bu aslında bir anlamda da e, Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetimin bu süreçte e, sürece müdahil olacağını taahhüt e, eden bir e, yaklaşımdı. Ama sonrasında hiçbir gelişme olmadığını Büyükşehir Belediyesi tarafından yani buraya dair bir e, isimlerinin e, isminin bile geçtiği açıklamaların olmadığını da görmekteyiz. Dolayısıyla yine Saraçoğlu Mahallesi'ni savunmak, Mimarlar Odası Ankara şubesine evet baba bağlı meslek odalarına kalmış durumda. dolayısıyla biz bu süreci hem restorasyon sürecini hem o firmanın durumunu hepsini yakından takip ediyoruz. Ee, sözleşme imzalanmış, sözleşmenin iptali için, ihalenin iptali için e, yargıya e, başvurduk. Diğer taraftan da e, kamuoyuna yönelik eylemlerimiz devam ediyor. Belki şunu da söylemek isterim, onu atlamış olmayayım. Saraçoğlu Mahallesi sadece hukuksal süreçle devam etmiyor. Saraçoğlu Mahallesi Ankara'nın, ben Ankara e, olarak kendisini ifade eden, Başkent dayanışmasının e, sokak eylemlilikleriyle aslında çok fazla gündem geldi, gündeme geldi. Yürüyüşler yapıldı, orada piknikler yapıldı, kahvaltılar verildi, tiyatrolar yapıldı. Aslında orası çok önemli bir kamusal alan olarak da Başkent dayanışmasının eylemlilikleriyle ki sekreteryasını e, biz yürütüyoruz daha çok renkli ve yaratıcı eylemliliklerle gündeme gelen bir e, platform. Başkent dayanışmasının da Saraçoğlu mahallesinin korunmasına yönelik yürüttüğü sanatçıların ee, işte müzisyenlerin, tabip odasının, baroların, e, oda, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı odaların da içerisinde olduğu bu yapının e, Saraçoğlu Mahallesi'ne çok özel ilgi gösterdiğinde altını çizmek isterim. E, Saraçoğlu'nu ranta teslim etmeyeceğiz. Bu konuda da herkesi bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evet. Önemli. İsterseniz <laughs> hemen Hebeli geçelim. E, bu, burayı değerlendirelim. Özellikle sizin eee e, COVID sü sürecinde, COVID sürecinde yani kamu yapılarına ilişkin özel e, bir e, yaklaşımınız var. E, bunun için de Saraçoğlu Mahallesi'nde olduğu gibi buralarda da mücadele ediyorsunuz. Buyurun söz sizde. Şimdi Heybeli Ada tabii e, adada yani İstanbul'da bizim sınırlarımız içerisinde değil ama Cumhuriyet'in çok önemli bir değeri bu. 1924 yılında yapılmış ve o dönemde de aslında veremle mücadele etmek için başka bir salgınla mücadele etmek için e, Türkiye'de yapılan ilk pandemi hastanesi e, aslında. Cumhuriyet bakın 1923 yılında kuruluyor. 1924 yılında yani bir yıl sonra e, Heybeli Adada da Heybeli Ada Sanatoryumu yapılıyor. Veremle e, mücadele mücadele etmek için ilk pandemi hastanesi olarak yapılıyor. İnsan ölçeğinde görüyorsunuz 2-4-5 katlı şimdiki şehir hastaneleri gibi e, gerçekten penceresi açılmayan e, doğal ışıktan ve aydınlatmadan yararlanmayan bir yapı değil aynı zamanda e, yeşil alan içerisinde hastaların e, gerçekten oksijen almasını da sağlayan e, o e, şeyi e, yani veremle mücadele sürecinin mekansal karşılığı olarak karşımızda e, dolayısıyla Yine hasta odalarındaki o büyük geniş balkonlar bunu e, buradaki e, Devlet Demir Yolları Hastanesi'nde de görebiliyoruz. Yani insanların e, balkona çıkarak aslında nefes alması o yeşil alan içerisinde. Bunlar çok özel. E, düşünülerek yapılmış e, tasarımlar. Şimdi buranın da e, diyanet işlerine İslam Enstitüsü e, olması için devredildiğini maalesef kamuoyundan e, öğrenmiş olduk. Bu bile kabul edilemez bir durum. Yani bugün e, Cumhuriyet'in çok önemli değerleri, bize emanet edilen bütün yaklaşımlar e, ve bu mekanlar aslında o dönemin e, işte sağlık politikalarını, e, insana verilen değeri ve sağlığın korunması sürecinde de nasıl bir mekansal düzenleme yapılacağının çok önemli tanıkları. Böyle olduğu için de gelecek kuşaklara aktarılması, bir kültürel varlık olarak aktarılması ve korunması gerekiyor. Bu korunması da yani özgün değeriyle birlikte korunması gerekiyor. Yani bugün hastane aslında işte kapatıldı, yangınlar geçirildi falan bir taraftan da çöküntü hale getirilerek İlk pandemi hastanesi ama değil mi burası? Yani Tabii tabii ilk pandemi yani hastanesi. Tabii eğitim merkezi adı altında kurulacak bir şeyden dolayı devredilmiş. Buyurun. Tabii bu aslında daha önceki programlarımızda da dile getirdiğim şey benim benim. Hani AKP iktidarının siyasal İslam bakış açısıyla Cumhuriyet rejimiyle hesaplaşmasının mekansal karşılığı. Dolayısıyla biz bunları hep mekanlarda görmeye başladığımız için o kültürel varlıklarımızın yok edilmesiyle karşı karşıyayız. Yani şimdi burası e, Cumhuriyet'in sağlık politikalarının, bir salgın sürecindeki pandemi politikalarının e, nasıl bir mekansal süreç içerisinde ele alındığını da gösteren ilk pandemi hastanesi. Şimdi bunun İslam Enstitüsü ne alakası var? Yani böylesine bir durumda ve ihtiyacımız olduğu çok açık. Ee, bu alana dair ee, şimdi e, bunun işte kapatılması devredilmesi çöküntü haline getirilmesi kabul etmiyoruz yani en e, hızlı şekilde nasıl Ankara'da tarihi hastanelerimizi kapattılar ve şehir hastanesine taşıdılar oradaki bütün yapıları burayı da kapatarak aslında. Sonra ne yaptılar? İslam en kurulması üzerine diyanete e, devrettiler. Biz şimdi aynı şekilde Ankara'da kapatılan e, diğer tarihi hastanelerin de e, diyanete devredilmeyeceğinin daha böyle bir e, işte aslında cumhuriyetin o genel aksi içerisinde bulunan Ankara'daki Sıhhiye bölgesindeki o yapının sağlıklı cumhuriyetin sağlıklı bir rejimin inşa etmesinin mekansal karşılığı olan şeyin diyanete teslim edilmesi devredilmeyeceğinin garantisi yok yani yani en önemli değerlerimizi e, ortadan kaldırıyor, varlıklarımızı ortadan kaldırıyor. Bunun bir siyasal bakış açısı var, bir mekansal bakış açısı var ve mekana yansıyor. E, dolayısıyla bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu aynı zamanda orada bir enstitü kurmak e, yaklaşımıyla e, Heybeli Adanı'nda e, tahrip edilerek yeni yapılaşmalarla, yeni külliyelerle, camilerle falan daha büyük bir e, betonlaşmaya doğru gideceğini görüyor. Biz bunu Yassıada'da gördük. E, neydi ne oldu? Aynı şekli burada da yapmaya çalışacaklar. Buna zaten Mimarlar Odası süreci takip ediyor, İstanbul süreci, e, Şubemizi yakından takip ediyor ama biz de e, Cumhuriyet değerlerinin bu başkent üzerinden talan edilmesi, tahsislerinin yapıldığı bir e, süreçte e, bu varlıklarımızı e, bizim de buradan korumak, dile getirmek ve kamuoyuyla paylaşmak sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Cumhuriyet'in değerlerini, hastanesini, pastanesini, postanesini, çiftliğini, bütün yapılarını, parklarını korumak hepimizin sorumluluğunda. Evet tam bu noktada şeye dönebilir miyiz? Özlemek, özellikle Göreme Peribacası, oraların Toki gibi böyle Toki'nin yükseleceği, apartmanların yükseleceği deniyor. Buraya atlayalım isterseniz. Buyurun. Ya tabii e, mimarlı odası Ankara şubesinin bir kere hinterlandı çok geniş. E, bu aslında e, cumhuriyetle şekillenen bir e, durum. Yani aslında başkent Anadolu'yla bir arada anılıyor biliyorsunuz. Ankara Anadolu'ya açılmanın yolu olarak geçiyor. Dolayısıyla biz Ankara şubesi biraz başkentlik vurgusunu yapmak isterim çünkü Cumhuriyet'in başkentinin de tartışmalı olduğu bir süreçte e, Anadolu'nun büyük bir kısmı bize bağlı e, bu kapsamda göremedi Mimarlar Odası Ankara Şubesi sınırlarında orada temsilciliğimiz de var. Çok uzun süredir aslında Kapadokya bölgesinde bir rant e, organizasyonu dönüyor. Peribacalarında işte kaçak yapılaşmalar e, ve e, gerçekten yine e, işte Katar'dan Kuveyt'ten gelenlere tahsisler e, gibi e, çok fazla şey duyuyoruz. Bunları bir kere gündeme getirmiştik. Hatırlarsanız peribacaları kıyametler evet. kopmuştu. Sonra evet. yıkımlar süreci falan e, yaşandı. E, sonra bölgenin milli park statüsü değiştirildi. Sonra orada bir alan yönetimi, Kapadokya Alan Yönetimi Kanunu çıktı. Kapadokya Alan Yönetmeliği Kanun e, yönetmeliği çıktı. Bütün bunların hepsini aslında biz o dönemde dedik ki Kapadokya Alan Yönetimi değil, Kapadokya Talan Yönetimi. Çünkü burası çok kültürlü bir alan. eee yani e, değişik e, dilden, dinden yaşayan insanların, Hristiyanların e, da bulunduğu bir e, alan. Buranın biraz e, tek din yaklaşımıyla e, gerçekten e, bir yok etme süreciyle karşı karşıya olduğunu... Dünya Miras Listesi'ndeydi değil mi? Yani tabii tabii. UNESCO listesinde. Dünya Miras Listesi'nde. Evet. Listesi, 1985'ten bu yana. Bu evet. kaldırıldı falan da diyor. Milli Park falan tartışmaları da var tabii buyurun. Tabii. Dolayısıyla bu alanda ciddi bir talan süreci var. Çünkü çok fazla e, turist potansiyeli olan bir bölge. Bu bölgede sürekli peri bacalarını mahvederek işte yapılaşma yapıyorlar, yıkıyorlar. Aslında ki e, buranın bütün doğallığını e, bu kadar potansiyeli çekmesinin ana nedenlerinden birisi peri bacaları. Şimdi Kapadokya'da bir alan yönetimi var. Ama işte bu eski hali şu an bugün paylaştık, e, Gafer mahallesinde Göreme'de iki peri bacası var. E, ama şu anda bu peri bacasının e, soldaki peri bacasında e, inşaat yapılıyor. Yani şimdi bunu kabul etmek e, mümkün değil. Yani Göreme Belediyesinin bu duruma e, ivedi şekilde müdahale etmesi gerekiyor ve o kaçak yapının oradan kaldırılması gerekiyor. Aynı şekilde keza Kapadokya Alan Yönetimi varsa gerçekten görevini yapacaksa onların da bu duruma müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü Kapadokya bizim için çok değerli. Ee, hem e, tarihi alan olması hem doğal sit alanı olması hem UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olması e, hem de e, aslında e, o bölgedeki o kültürel zenginlik farklılıkların bir aradalığıyla birlikte e, Anadolu'nun çok kültürlülüğünü yansıtan mekanlara e, ve düzenlemelere e, sahip olduğu için buradan bir kez daha Göreme Belediyesi'ni göreve davet ediyoruz. E, bu yapılan e, kaçak e, inşai süreçlerini durdurmasını ve eski haline getirmesini çünkü bunun bir arka tarafının da e, temsilciliğimizin bize bildirdiğine göre afet bölgesi olduğu yani buralarda çok önemli e, hiçbir şeyin yapılmaması gerektiğinin de e, altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla Kapadokya bölgesindeki işte Göreme bölgesindeki bu tahribat hala devam ediyor. Talan hala devam ediyor. Koruma yaklaşımlarının hiçbiri zaten iktidar bir yeri koruyacağız diyorsa mutlaka orada bir korumama süreci vardır. Bir talan vardır. Bunu öğrenmiş olduk. İşte Galata Kulesi'ndeki restorasyon sürecini hepimiz gördük. Yani Hilti ile e, restorasyon yapmaya çalışan evet. ve korumaya yapmaya çalışan bir yaklaşım var. Yani kabul edilebilir bir durum değil, evet. Ee, de bu Ankara'daki bu, bu o, covid 19'da ilişkin e, bu önemli tabii başkent olduğuna göre ve de Ankara Tabip Odası'nın da açıklamaları var. Ankara'da 799 sağlık çalışanına COVID-19 e, tanısı konulmuş. Yani çok e, önemli bir e, durum ve de çok ağırlaşmış, artmış. Yani aslında önlemlere ilişkin de pek e, bir uyulmadığı falan da ifade ediliyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Buyurun. Ee, şunu söylemek isterim. Yani son dönemde Ankara birinci sıraya oturdu biliyorsunuz COVID vakalarının artışında. Hem e, tabip odasının açıklamaları hem Sağlık Emekçileri Sendikası'nın açıklamalarıyla birlikte e, vakaların e, gerçekte Sağlık Bakanı'nın açıkladıklarından çok daha yüksek olduğunu neredeyse 10 katında olduğunu ya da açıklanan e, vaka sayısının sadece Ankara'yı kapsadığı Sağlık Bakanlığı'nın ki neredeyse Ankara'nın sayılarını verdiği ama diğer yerleri vermediği üzerine çok fazla kamuoyuna yansıyan basın açıklaması ve bilgi belge var. Bu açıdan bakıldığında bir kere e, sürecin yönetilemediğini görüyoruz. E, hele hele Ankara'nın e, işte birinci sıraya oturması bir ülkenin başkentinin bakın burada Türkiye Büyük Millet Meclisi var, burada kamu yapıları var, burada cumhurbaşkanı var, burada bakanlar var, burada milletvekilleri var. Yani Türkiye'nin e, idaresine ilişkin bütün kararlarının alındığı bir kentte, birinci sıraya oturuyorsa bu sadece sağlık politikasının yönetilememesi değil aslında Türkiye'nin genel politikasının yönetilemediği ve aciz içerisinde olduğunu gösteren bir tablo. Bunu biz böyle okuyabiliriz. Ancak mimarlar olarak mekansal boyutuyla o mekanın başkent özelliğiyle böyle okuyabiliriz. Yani burada bir yönetim zafiyeti var. Sadece sağlık alanında değil, genel anlamda bir yönetim zafiyeti var. Zaten bu yönetim zafiyetini de görüyoruz. Yani e, gerçekten okuma yazma bilmeyen bir insanda azıcık hani e, dikkat etmiş olsa bunu görecek. Bir taraftan işte sosyal mesafeyi koruyun, maske takın, okullar açılmasın e, deniliyor ama bir taraftan Cumhurbaşkanı Giresun'da miting yapıyor, çay dağıtıyor, insanlar birbirini eziyor ya da işte bütün e, Türkiye'nin her yerinden 1453 kişi İstanbul'un fethine gider gibi Ayasofya'ya götürülüyor ve Ayasofya'nın açılışında bir Covid şenliği yaşanıyor. Böyle baktığımızda evet. ve e, bugün tamam, Türkiye'nin tamam, her tamam. Evet. Yıllar. Bugün Türkiye'nin her yerindeki vakaların artış nedeni aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentindeki yönetimin süreci idare edememesi, yönetememesi aslında her alanda. Ekonomiyi de yönetemiyor, Covid-19 sürecini de yönetemiyor, kentsel politikaları da yönetemiyor. Aslında bir aciz içerisinde olmasının göstergesi başkentin birinci sıraya yükselmesi yani burada her şeyin bir şekliyle düzgün yürümesi lazım ki bu Anadolu'ya yayılacak. Yani Ankara'nın başkent olmasının nedeni odur. Burada örnek bir şey yaparsınız. Buradaki yaptığınız her şey Anadolu'ya yayılır. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında e, Cumhuriyet'in Ankara'dan Anadolu'ya yayılma politikasının genel yaklaşımı budur. E, şimdi burada siz iyi yönetemiyorsanız hiçbir yerde yönetemiyorsunuz. Türkiye'yi yönetemiyorsunuz demektir. Şimdi genel olarak haritaya baktığımızda da her ne kadar işte vakalarda artış var deste ve sayıları da biraz gerçekçi olmayan şekillerinde açıklamış da olsalar biz de takip ediyoruz. Hayat Eve Sığar programında Mart ayındaki kendi bölgemizdeki durumla şimdi kendi bölgemizdeki durum arasında dağlar kadar fark var. Bizim mesela oturduğumuz Çankaya bölgesinde oturduğumuz yer Mart ayında düşük riskli bölgeydi. <laughs> Hayat Eve Sığar programında şimdi çok yüksek riskli bölge olarak geçiyoruz yani kıpkırmızı biz diyoruz ki herhalde apartmanın etrafında ya da apartmanda birileri var kıpkırmızıyız yani öyle bir e, durum var e, bu şunu da gösteriyor yani ee, gerçekten e, kontrol edilemeyen, kontrolden çıkmış bir e, şey var, salgın e, süreci var. Bunu görüyorsunuz. Bizim birkaç, ön, birkaç gün önce mimarlar odasında çalışan bir personelimiz de COVID pozitif çıktı. Bunun üzerine e, tabii COVID pozitif çıktı bir personelimizde. Dolayısıyla hemen e, mimarlar odasını e, işte filen e, kapattık. Hizmetlerimizi online veriyoruz. Yani altyapımızı oluşturarak üyelerimizin hizmetlerini online vermeye başladık. Ama bu süreç içerisinde e, tabii ki e, Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık politikalarının nasıl işlediğini de e, şey yapmaya başladık. E, de, doğrudan yüz yüze deneyimlemeye başladık. E, şimdi e, hemen... Covid pozitif çıktıktan sonra zaten hemen Sağlık Bakanlığı'nın işte e, sağlık e, kurumu müdürlüğü e, arkadaşımızla iletişime geçiyor. Yarın geleceğiz diyor. işte test yapacağız diyor. Gerçekten ertesi gün geliyorlar. <laughs> Aileye test yapıyorlar, ilaçları veriyorlar. Ama sonuçta temaslı bir e, personel yapımız var, temaslı olan personelimiz var. O temaslı personele de biz e, test yaptırdık, Gazi Üniversitesi'ne giderek filyasyon kapsamında test yaptırdık. Şimdi bizim binamız tek bina, Mimarlar Odası'nın tek binası. E, sadece e, işte sonuçta e, açık mekan bu, e, giriş çıkış, o binanın her katındakilerle bir temas süreci var. Ee, sadece bizim kattaki işte üçüncü kattakileri filyasyon sürecine takip edip karantinaya aldılar ee, bunu da sadece Çankaya bölgesindekileri yaptı mesela yeni mahallede oturan Keçiören'de oturanların hiçbirini takibe almadılar onları aramadılar gelip sormadılar ne yapıyorsunuz demediler hala da öyle devam ediyor Mamak bölgesinde geleceğiz dediler sizden alacağız dediler Mamak'ta oturan arkadaşlarımız var ee, Mamak'ta üç gündür gelip test Yapmadıkları için biz onu hastaneye göndermek durumunda kaldık hastanede yapılsın diye negatif çıkan arkadaşlarımız filyasyon sürecinden düşmüyor mesela böyle saçma bir durum bizim alt katımızdakiler filyasyona dahil değil temaslı e, olmuş olmasına rağmen üst kattakiler filyasyona e, karantinaya sahip olmuş. Bu da şunu gösteriyor ki bir mimarlar odasında bile bir covid vakası çıktığında orada çalışan diyelim ki 50 personel, gelen, ilişkiye giren üye, oradan çıkan işte belediyeye giden, oradan çıkıp bakanlığa giden üyeler bir zincir oluşturuyor. Bu zinciri takip edecek bir e, organizasyon maalesef yok şu anda. Sadece ee, işte covid pozitif olan kişi ve onun etrafındaki alanla e, ilgilenen bir yönetim anlayışı var bu zincirin kırılması mümkün değil kamu kurumlarında kamu yapılarında e, çok yoğun oldu e, yine e, kamuoyuna yansımış durumda çünkü Ankara idari başkent Kamu yapıları burada, bütün ilişkiler, bütün resmi e, kurumlar ve bunların ilişkileri, meslek örgütlerinin hepsi birbiriyle iletişimli. Mimarlar odasına geliyor, belge alıyor mimar ya da başka birisi. Bunu alıyor, götürüyor, belediyeye götürüyor. Ankara'daki bütün belediyelere götürebiliyor. Sonra buradan aldığı belgeyi ihaleye katılmak için bakanlığa götürüyor. Yani eğer bizden bir temas aldıysa ya da oradan bir temaslı bir şey aldıysa, bu bir inanılmaz bir zincire dönüşüyor. Bu zinciri kırmıyor maalesef. Demek ki yanlış yönetiliyor. Bunun bir kere deneyimlediğimiz için altını çizmek isterim. Yine orada bir şey söylemek istiyorum ben özellikle. Evet. Şimdi AKP, AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün de bir açıklaması var. Diyor ki son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgın kontrolümüz altında diyor. Hatta işte bunu bundan güzel çıkacağız, başarılı çıkacağız e, açıklamaları var. Ne söylemek istersiniz? Yani bunun bir doğru olmadığı çok açık. Bakın bizim bu hafta değil, e, önümüzdeki hafta sonu Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin e, genel kurulu var. 880 delegemiz var bizim. 880 delegemiz var ve onların hepsi gelecek. Şimdi biz bunları nasıl kontrol altına alacağız söyleyebilir misiniz? Yani genel kurullar devam ediyor. işte düğünler devam ediyor. Mitingler devam ediyor falan falan. Böyle baktığınızda da bunun kontrol altına alınması mümkün değil. Yani biz bunu Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden görüyoruz zaten. Yani Mart ayında riskli bölge, düşük riskli bölgeyken, şu anda çok yüksek riskli bölgedeyiz biz. Çankaya üstelik ya hani daha böyle eğitimli olduğu için daha özen gösterildiğini biliyoruz ya da işte gelir durumuna göre en azından evinde oturmayı tercih edenlerin fazla olduğunu biliyoruz Mamak gibi, Keçiören gibi Yeni Mahalle gibi emekçilerin yoğun olduğu Sincan, Etimeskut gibi bölgelerde zaten çok yoğun. Kıpkırmızı yani bu pandeminin bir de sınıfsal boyutu var. Mekansal boyutuyla birlikte. Şimdi yine Ankara'nın birinci sıraya gelmesinin arkasında yatan kamu ıı, yapıları ıı, ya yani kamu kurumlarında çok yaygın çünkü her yerle iletişim içerisinde, taşra teşkilatı ile içer, ıı, iletişim içerisinde. Çünkü ıı, Ankara ıı, aslında bizim kamu yönetim sistemimizde başkent merkezdir. Onun dışındaki bütün iller taşradır yani istediğiniz kadar Antalya olun, İzmir olun, İstanbul olun, Trabzon olun, Edirne olun, Diyarbakır olun. Kamu yönetim sisteminde merkez Ankaradır merkez teşkilatları, bütün bakanlıkların e, taşra teşkilatları diğer illerdir. Dolayısıyla merkez yapısıyla taşra teşkilatlarıyla da ilişkisi var. Gidiyorlar, geliyorlar, kontrollerini yapıyorlar. Her yerden bir taşıyıcı bulaş sistemine dahil oluyorlar. Son yıllarda yani son 20 yılda da baktığımızda aslında e, Ankara'nın kamu yapıları açısından da bir mekansal değişim e, yaşadığını görüyoruz. Bu da bulaş zincirini artıran işte görüyorsunuz yeni yapılan son 20 yıl 25 yılda yapılan kamu yapıları işte iletişim başkanlığı bunlar çok yüksek yapılar 25 30 katlı yapılar ve bunların her bir katında yüzlerce insan çalışıyor bunlar ee, mekansal olarak baktığınızda Cumhuriyet'in o ilk yapısındaki gibi dört katlı yapılar hani yürüyerek merdivenden de çıkılacak işte Yargıtay binasını görüyorsunuz dört katlı. Burada asansör olmasa bile siz merdivenle çok rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Bugün asansörler bulaş zincirinin en önemli e, şeyleri, e, anahtarları e şimdi bu iletişim başkanlığının 25-30 katına bunun gibi bütün bakanlıklar Eskişehir yolu aksı üzerinde, Konya yolu aksı üzerinde çok yüksek yapılaştılar ve dolayısıyla e, asansörle çıkmak zorundalar e, işte 25. kata kadar insanlar yürüyemeyeceği için asansörleri kullanmak zorunda kalacaklar bu nedenle e, burası çok önemli bir bulaş zinciri bir yerde eğer bir Covid vakası olduğunda yine çok yüksek yapı olduğu için bunların pencereleri açılmıyor cam e, şeyler yapılıyor cephe cam cepheler yapılıyor ve çok yüksek olduğu için güvenlik açısından da e, diğer işte sistem açısından da Bunların işte pencereleri açılmayan, doğal havalandırılması olmayan binalar oluyor. Bunu şehir hastanesinde de görebiliriz. Şehir hastaneleri de yine yüksek yoğunluklu yapılaşmalar, bir buçuk milyon metrekare. Orada doktorların odasında bile bir pencere açılamıyor. Bizim tabii ki geçen hafta toplantıya katılamadım, yani bu sunuma katılamadım. Bir sağlık vakamız vardı ve bütün organizasyonu, operasyonun kendisi bir tarihi hastanede yapıldı. Dolayısıyla o hastanenin hani mekansal olarak e, şeyine baktığınızda bir kere tavan yükseklikleri çok önemli e, havalandırma açısından mutlaka her odaya iki ya da üç açılan dışarıya pencere var ve e, o dönemde Cumhuriyet döneminde yapılan bir tarihi hastane olduğu için 80 santim duvarları kalın ankara taşıyla kaplanmış dışarıda siz 37 derecede olsa içeride klima olmadan çok rahatlıkla hasta kendisini rahat hissedebiliyor. Şimdi böyle yapılarımız maalesef yok artık. Klimatizasyon dediğimiz ısıtma ve soğutma sistemleri de klima ile yapılıyor ve merkezi sistemle yapılıyor bu kamu yapılarının kendisinde. Dolayısıyla hiçbir zaman bu mekan tasarlanırken bu yer seçimleri yapılırken bu kadar yüksek yoğunluk verilirken halk sağlığı düşünülmemiş. Yani bunların hepsi bir enfeksiyon zincirinin bir parçası haline gelmiş. Zincirleri kırabilmek mümkün değil bu yapılarda. Yani bu yapıların tamamını e, işte kapatmanız gerekecek, uzaktan çalışmanız gerekecek, seyretmeniz gerekecek, e, belki de aşağılara çekmeniz gerekecek, yukarıdaki yapıları. Dolayısıyla bu mekanların kendisi de. Hastalık üretmeye hastalığın yayılmasına neden olduğu için başkentin işte merkez ve taşra teşkilatı ilişkileri ve resmi kurum olduğu için devlet memurların yoğun olduğu bir bölge olduğu için de bunların işte yerel yönetimler ve merkezi yönetimlerle ilişkileri meslek kurumlarıyla ilişkilerinde düşündüğünüzde aslında bu yapılanma bu mekansal düzenlemelerin kendisi ee, bu COVID-19 vakasının kamu kurumlarında yaygınlaşmasına neden oluyor. Ee, bu da aslında bir e, yönetememe sorucu sonucu olarak karşımıza e, maalesef çıkıyor. Bakanlıkta da çok fazla COVID vakası var, İller Bankası'nda da var, bizim kamuda bir dolu yerde ilişkimiz var, her yerde COVID vakaları var. Ee, ve binaların kendisi de bu son dönemde yapılan e, yanlış mimariyle birlikte halk sağlığını düşünmeyen bir mimari yaklaşımla birlikte işte malzemesini e, ısıtmasını ve soğutmasını düşünmeyen bir tasarım ölçeğiyle birlikte binaların kendisi de COVID e, bulaş zincirinin bir parçası haline geliyor Ankara'da. Evet, şimdi e, olakili <laughs> davat bir gün önce Oda TV özellikle bu, bu konuda savcı mütalasını açıkladı. Yani savcı gazetecilere 19 yıl hapis istedi. Yani Oda TV genel yayın yönetmeni Barış Beylivan, sorumlu haber müdürü Barış Terkioğlu, gazeteciler Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik'in de yargılandığı davada savcı. Gerçekten 19 yıla kadar hapis, hapisle cezalandırmasını cezalandırılmasını istedi. Şimdi e, ve Ayrıca savcı ayrıca tutuklu hal, tutukluk hallerinde devamını e, ta, talep etti. Bu arada yine Almanya'da bulunan e, gazeteci Erk e, Acerer'in de dosyasının ayrılmasını talep etti. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Tam böyle geldiğimiz nokta ülke çok kötüye gidiyor ve doğru bilgi verenler, içeride öyle diyelim buyurun. Yani şimdi bu iktidarın genel bir tek seslilik yaklaşımı var ya yani tek din, e, tek dil, tek ülke e, yaklaşımı gibi. Burada da bir tek seslilik yaklaşımı var. Çünkü e, bugün ülkenin işte COVID üzerinden tartıştık yönetilememe durumu çok açık. Bunu açığa çıkaran e, gerçekten e, ş, e, bunu... Açığa çıkaran ve gerçekleri yazan halkın haber alma e, hakkını koruyan gazetecilerin e, de sesini kesmeye çalışıyorlar. Biz bunu sadece bu dönemde görmedik. Geçmiş dönemde Cumhuriyet Gazetesi'ne de aynı şekilde yaptılar. Dolayısıyla bütün bunların doğru olmadığını, aslında halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanamayacağını ve herkesin de aslında doğru bilgiyi aktaran gazetecilere, medya kuruluşlarına sahip çıkması gerekiyor. Bu açıdan gerçekten 9 Eylül'de Dava görülecek ee, yani bütün gazetecilerin yanında yüreğimiz ee, sadece e, gazetecilere yönelik değil kurumlara yönelik de kapatma işte en son Tele 1'de 5 gün kapatma verdiler ee, işte Halk TV'ye verdiler yargıdan döndü falan derken e, gerçekten insanların gerçek habere ulaşmasının da önünde engel bir durum var. Bu aslında çok <laughs> ciddi bir süreç. Bunun üzerine gitmek gerekiyor çünkü otoriter bir rejimle karşı karşıyayız ve doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışan gazetecileri gerçek gazetecileri işte tutuklamakla onlara yıllarca hapis yatma ile birlikte aslında toplumun kendisi teslim alınmaya çalışılıyor. Toplumun kendisinin e, haber alma e, ve doğru gerçeğe ulaşma, hakikati öğrenme e, yaklaşımı sınırlandırılıyor. E, bunun bir kere doğru olmadığının altını çizmek isteriz ve gerçekten e, halkın haber alma e, hakkını savunan bütün gazetecilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu Mimarlı Odası Ankara Şubesi olarak e, bir kez daha buradan e, ifade etmek isteriz. Evet önemli. Tabi bu arada e, yarınki 9 Eylül çağlayan Adliyesi'nde görü görü görülecek bu dava biliyorsunuz. E, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Haberin Var mı inisiyatifi gibi örneğin gazeteciler, dayanışma, e, sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar, e, gazeteci kuruluşları e, bir çağrı yaptılar, dayanışma çağrıları yaptılar. Yani ee, özellikle cezaevindeki 75 e, çalışanımızın, meslektaş, meslektaşımızın özgür bırakılmasını istiyoruz dedi. Örneğin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Yine Türkiye Gazeteciler Sendikası da aynı şekilde e, hiçbir dayanağı olmayan, somut delile dayanmayan bu davanın bir an önce düşülmesini talep ettiler. ve serbest bırakılmasını istiyoruz dediler <laughs> gazetecilerin. Yine haberin var mı? İsyatifi de bunun aynısını yaptı. E, Telebir konusunda ne söylemek istersiniz? Yani benim de te temsilcisi olduğum Televir televizyonu aynı zamanda bugün sabah eee 00, 0.0 itibariyle yani gece yarısından itibaren tekrar yayınına beş gün yayın e, karartma cezasını çekti. Tekrar başladı. Ee, bu konuda ne söylemek istersiniz? Buyurun sözünüzden. Tabii Telebir de aslında e, mimarıdası Ankara şubesinin verdiği kent mücadelesini kamuoyu ile buluşturan önemli kanallardan e, bir tanesi sevgili İsmail Dükel Ankara temsilcisi. Bu süreç içerisinde evet. gerçekten birlikte dayanışma içerisindeyiz. Yani bütün televizyonların Telebir'in ya da diğer televizyonların karartılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten. Bu konuda bir çağrı da yapmıştık. Biz eğer karartma varsa biz de bütün televizyonları karartıyoruz. İzlemeyin çağrısı yapmıştık. Gerçekten özgür basının yine biraz önce ifade ettiğim gibi halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunan basın yayın ve medya organlarının üzerlerinden ellerini çekmesi gerekiyor iktidarın. Çünkü bu tek sesli medya ile birlikte artık televizyonları seyretmiyoruz biz. Sadece doğru ve hakikati açıklayan televizyonları seyretmeye, haber kaynaklarına ulaşmaya ıı, çalışıyoruz ama iktidar bunu da manipüle ederek yanlış bilgi vererek bunu Covid sürecinde de gördük Cumhurbaşkanı çıkıyor ya ben gelmeyin bir araya diyorum geliyor diyor diyor yani sen bir araya getirecek organizasyonu yaparsan tabii ki gelir insanlar düğün yapmayın diyorum diyor sünnet düğünü yapmayın onu yapmayın bunu yapmayın e siz bunlara izin verirseniz insanlar yapacak tabii ki dolayısıyla bu gerçekleri bu hakikati açıklayan kanallar bu hakikati ifade eden yazan Gazeteciler köşesine taşıyanlar ya da internet medyası üzerinden yayınlarını yapanlara yönelik. E işte tek seslileştirme, kapatma, erişim e, erişimini e, sınırlandırma gibi e, yaklaşımlarla müdahale ediyorlar. E, gerçekten telebire bir kere geçmiş olsun demek lazım ama bundan sonra yine yayın çizgisini devam ettireceği zaten çok açık, izliyoruz da. E, yani bu süreç e, hepimiz için çok önemli bir mücadele ve direnç süreci. Basında, e, medya kanallarında onlar, kentsel politikada biz e, bu direnci dayanışarak devam ettireceğiz. Evet çok çok özel çok çok güzel <laughs> düşünceleriniz evet, aynı zamanda da yani toplumu aydınlatan düşüncelerinizi ele getirdiniz. Bunlar çok çok önemli. E ben de kendi adıma e, teşekkür ediyorum. E, özellikle gazetecilere yönelik yaptığınız açıklamalardan dolayı. Ama ben Uğur abiyi burada hatırlamak istiyorum. Onu anmak istiyorum. Uğur abi ben Almanya'da o e, çelik yeleğiyle kahverengi çelik yeleğiyle tanımış bir insan olarak Almanya'da yıllar önce ee, o bir katledilmeden önceki süreçten de bilirim ve tanırım. Onu kahverengi yeleğiyle tanımıştım, ee, görmüştüm. Almanya'nın Essen kentinde ee, kendisinin bir konferansında izlemiştim değerli Uğur abiyi. Ve onun hayatını kaybettiği, daha doğrusu katledildiği günde hastanedeydim. Tesadüf tabii bu. Ama benim de böyle derin acıya boğan bir süreç yaşamıştım. Ama burada bu programımızı da isterseniz yani sizin programınızla isterseniz şöyle bir şeyle bitirelim. Uğur abinin gazetecilik anlayışıyla, anlayışıyla bitirelim. Uğur abi şöyle diyor. E, diyor ki gazeteci haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir. Evet değerli Uğur Bumcu yine diyor ki gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur diyor. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmaya gözü alan insan gazetecidir diyor. Sevgili Uğur abi, rahmetli Uğur abi anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ben son sözü size, sözü size bırakıyorum. Ben hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum değerli Karantina TV izleyicileri. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karagutçandan ile başkent gündeminde bir sonraki başkent gündeminde buluşmak üzere diyorum. ve Son sözü Tezcan Hanım'a bırakıyorum. Buyurun. Ee, tabii Uğur Mumcu'yu anarak bitirmenin çok kıymetli olduğunun altını çizmek isterim. Gazeteci değiliz ama araştırmacı gazeteciliğin ne anlama geldiğini Uğur Mumcu'yu dinleyerek aslında biz de e, öğrenmiş bulunuyoruz. E, ayrıca e, Uğur Mumcu Mücadele Ödülü'nü de almış bir odayız e, verdiğimiz bu evet. E, süreçte. Evet, e, Eskişehir Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından. E, o... Gerçekten hem gazeteciler için aslında hem de toplum için çok önemli bir e, örnek, rol modeldi. Bunun altını çizmek isteriz. E, biz de gazeteci değiliz zaman bütün kentsel mücadele alanlarımızda biraz önce sizin söylediğiniz Uğur Mumcu'nun yazdığı her şeyi e, dikkatle takip ediyoruz. Bize bir belge geldiğinde belgesiz bilgisiz konuşmamaya çalışıyoruz. Bize bilgi ve belge aktaranların... Ee, gerçekten e, onların e, bütün haklarını koruma ve e, kaynağını gizleme ve kaynağının size güven duymasını sağlamak için e, her türlü e, sorumluluğu e, alıyoruz. E, bir nevi araştırmacı gazetecilik olmasa da bizim yaptığımız e, araştırmacı bir kent mücadelesiyle aslında onun açtığı yoldan devam ediyoruz ve basına da bu konuda epeyce e, bilgi kaynağı, haber kaynağı da Üretiyoruz. Ben de gerçekten Uğur Mumcu'yu bir kez daha anarak 9 Eylül'de halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin serbest bırakılması niyetleriyle programı sonlandırıyorum. Hoşçakalın, sizin de elinizle dostçakalın.